Alo, Orhan. Can'ı soracaktım. 2 saattir bekliyorum, gelmedi. Ne oldu, konuştun mu? Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Anlayacağın, seninle görüşmek istemiyor. Senin için kötü adamım belki. Ama anne ile oğul arasını açacak kadar budala değilim. Can kendi istemiyor seninle konuşmayı. Telefon etti atölyeye, anneme gitmek istemiyorum, sana gelmek istiyorum dedi. İnanmıyorsan kendin konuş. Can, telefona bakar mısın? Annen. Yavrum, pastayı sen mi yiyorsun, parmakların mı? İkisi de. Bana bilgisayar alır mısın baba? Kursa yazıldım. İyi etmişsin, düşünürüz. Baba, sen başka kadınla mı evleneceksin? Ne cimdikliyorsun? Yalan mı? Nereden çıkardın bunu? Annem Çiğdem teyzeye söylerken duydum. Hadi bakalım, pastalarımızı bitirelim. Can'ın tepkisi normal. O yaşta her çocuk babasının yerini almaya kalkan bir başka erkeğe karşı çıkar. Ama bu sebepten Metin'den ayrılmaya kalkman bence çok yanlış. Başka ne yapabilirim? Anayım, mecburum. Bak Nurhan, önce kendini mutlu etmek zorundasın. Kendi hayatını kurmalısın. Bu ilişki, yani Metin, belki senin son şansın. Oğlum biraz daha büyüyünce seni anlayacaktır. Onun önünde upuzun bir hayat var. Ya senin? Biliyorum. 10 yıl sonra arkana baktığında pişman olmamalısın. Orhan'dan boşanırken yürekliydin. En küçük bir terslikte teslim olmak için mi baş kaldırdın? Hayır. Ama silah olarak oğlumu kullanacaklarını düşünmemiştim. Savaş bunu Orhan'cığım. Beni bir abla olarak dinlersen diren. Hem de sonuna kadar. Sen mutlu olursan ileride oğlun da mutlu olur. Can, anneni özlemedin mi? Bir şey söylemedin mi? Bak Can, bana sorarsan annene haksızlık ediyoruz. Sana anlatmak için henüz erken. Aslında bütün kabahat bendeydi. Onu evden kaçıran benim yanlışlarım oldu. Severdim anneni. Hala da seviyorum çünkü seni o verdi bana. Yalnız seni değil, çok şey verdi. Kıymetini bilemedim. Şimdi hiç değilse bundan sonra kaçalım yanlış yapmaktan, ha? Annen doğru olanı yaptı. Gel Nurhan. Öğleden sonra biraz geç dönebilir miyim? Elbette. Önemli bir şey mi? Bugün Metin'le tanışma yıl dönümümüz. Kuaförden sonra ona hediye almak istiyorum. Kutlarım. Hiç gelme öğleden sonra. Yarım günlük izin de benim hediyem olsun.
Sibel, burada ne işin var? Baba çok kötü. Ne oldu? Yoksa Sezile... Hayır. Söylesene kızım, ne var? Annem. Ne olmuş annene? Evet. Lale, iki tüp uyku ilacıyla intihara kalkışmış. Sonra? Sibel komşularla hastaneye kaldırmış. Hemen gitsen iyi olur. Duruma bakar dönmeye çalışırım.